Mekanı cennet olsun inşallah. Ya, iyi bir yer nasip et. Ya, ama benim selamdır. Kader, kader planımda ne vardı? Allah'ım. Açıyoruz beyler. Alıyorum. Gazeteci arkadaşlar. Hasan Celal Bey gerçekten Türkiye'de nadide yetişmiş devlet, siyaset, ilim, irfan insanlarından bir tanesiydi. Ve siyaset dünyamızda da hakikaten sözü eğerek büyerek değil, tam manasıyla dosdoğru söylemeye gayret eden vatansever, milliyetperver ve bu uğurda da her şeyini vermeye hazır olan bir insandı. Nitekim Türkiye'deki o değişim, dönüşüm döneminin en önemli isimlerinden biri olan Turgut Bey'le beraber çıktığı o yolda çok farklı yükler üstlendi ve onu da başarıyla yerine getirdi. Şubat'ta da dik duruşuyla tanmıştı Türkiye kendisini. Yani o sadece 28 Şubat değil, ne zaman bu ülkede mazlum, mağdurlar varsa Hasan Celal abimiz her zaman onların yanında yer aldı. Bu 28 Şubat'ta da öyle oldu. Başörtü meselesinde de öyle oldu. Yani tüm özgürlükler meselesinde her zaman o özgürlük savaşçısı olarak ortaya çıktı. Bundan dolayı bu konudaki 28 Şubat değil, ondan sonraki 15 Temmuz'da da yine ortaya çıktı ve dik durdu. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tamam, şerefe geçelim. Şeref. Vatansever, milliyetperver, bu uğurda da her şeyini vermeye hazır olan bir insandı. Nitekim Türkiye'deki o değişim, dönüşüm döneminin en önemli isimlerinden biri olan Turgut Bey'le beraber çıktığı o yolda çok farklı yükler üstlendi ve onu da başarıyla yerine getirdi. Gerek bakanlık dönemleri bunun bir ifadesiydi, gerekse hizmet dönemi bunun bir ifadesiydi. Ve ben de yani tanıdığım ki uzun yıllar bir dostluğumuz var. Artık yani biz bir abi mesabesinde onunla değerlendirmelerimizi yapardık. Zaman zaman istişarelerimiz de olurdu. Rabbim mekanını cennet kılsın. Taksiratını hasenata tebdil etsin. Ve tüm ailesinin de milletimizin de başı sağ olsun diyor. Teşekkür ederim. 28 Şubat'ta da dik duruşuyla tanmıştı Türkiye kendisini. Yani o sadece 28 Şubat değil, ne zaman bu ülkede mazlum, mağdurlar varsa Hasan Celal abimiz her zaman onların yanında yer aldı. Bu 28 Şubat'ta da öyle oldu. Başörtü meselesinde de öyle oldu. Yani tüm özgürlükler meselesinde her zaman o özgürlük savaşçısı olarak ortaya çıktı. Bundan dolayı bu konudaki 28 Şubat değil, ondan sonraki 15 Temmuz'da da yine ortaya çıktı ve dik durdu. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Arkadaşlar ilerlemeyelim artık.
yukarıdaki kamerayı.